canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an yanımda İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Remzi Sanver Hocam bizlerle birlikte. Onunla bilgili olmak nedir onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam çok teşekkür ederim bu değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için. Rica ediyorum, memnuniyetle çok sevinerek geldim. Hocam bilginin kuruluşundan bu yana buradasınız. Ve bilgi okul için değil yaşam için öğrenmeli ilkesiyle yola çıktı. Ve bu bağlamda Bilgi Üniversitesi bu 20 senede sizce nasıl evrildi? Doğrudur. Ben zannediyorum bilginin en eskilerinden bir tanesiyim. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi'nin varoluşunda mevcut olan heyecanı, o farklı, orijinal bir proje geliştirme ülküsünü gözlemleme imkanım oldu. Zannederim bilgiyi farklı kılan iki önemli özellik oldu kuruluşunda. Bunlardan birincisi bilginin Türk akademik hayatına bir özgürlük soluğu getirmesi. Bilgi özgürlükçü bir okul oldu. Farklı renkler, farklı görüşler. Bunlara sadece hoşgörü gösteren değil ama bunların varlığından memnun olan bir duruşu sergiledi. İkincisi de bilgi, akademinin fil dişi kulesinin içinde kalmayalım, topluma dokunalım. Bir üniversitenin toplumsal dinamiklere etki etmesi gerektiğini, toplumu değiştirmeye katkıda bulunması gerektiğini düşünen bir vizyonla kuruldu. Aslında öğrencilere verdiğimiz mesaj ki bizim motomuz okul için değil hayat için öğreniyoruz bunu yansıtıyordu ama bu onun sadece bir cephesiydi. Onun dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi gerek demokratik duruşlarıyla topluma yapmaya çalıştığı etkiler, gerek sosyal projelerde gösterdiği hassasiyetle, Kuştepe'de verilen İngilizce dersleri, gitar dersleri, Tarlabaşı Toplum Merkezi çok uzun bir listedir. Ama böyle bir topluma dokunma projesinin bir ürünü oldu. Ve zannediyorum kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde birçok örnekte de görebileceğimiz gibi bunu başarıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi de öyle yetiştirmeye çalıştık. Burada öğrendiklerimizin üniversitenin sınırları içerisinde kalması için değil ama toplumu değiştirebilen değerler haline gelebilmesi için esas olduğunun mesajını vermeye çalıştık ki mottomuz da bunu yansıtıyor. Peki hocam sizce bilgili olmak nedir? Bunu mezunlarda, tüm kadroda ya da öğrencilerde bunu nasıl görüp nasıl hissedebiliriz? Bu şu açıdan zor bir soru benim için. Ben öyle prototip yetiştirmenin iyi bir şey olduğunu düşünen bir insan değilim. Hani hele bir üniversite dediğimiz zaman işte bilgili, bilgili kimliği budur filan, bilgililer birbirine benzer. Hani bu aslında belki bilgiyi var eden ruhla da çelişen bir ifade olur. Ama her şeye rağmen şunu söyleyebilirim. Bilgi Üniversitesi'nin, bilgi ailesinin bütün fertleri, öğretim üyeleri, öğrencileri zannederim bu bilgiyi var eden kültürden etkileniyorlar, onunla şekilleniyorlar. Yani bilgili dediğimiz zaman özgürlükçü, farklılığa tahammüllü bir insan düşünebiliyoruz. Bilgili dediğimiz zaman toplumsal meselelere kayıtsız kalmayan bir profili düşünebiliyoruz. Zannederim bu iki unsurla bir bilgililik tarif etmek mümkün olabilir. Peki hocam bilginin kuruluşundan bugüne kadar vazgeçmediği, arkasında durduğu ve sürdürdüğü karakteristik özellikleri. Aslında biraz girdik ama sizce nelerdir? Aslında yine dediğiniz gibi bu eksende bunu değerlendirmemiz mümkündür. Bilgi bugün kurulduğu haliyle çok farklı bir noktada organizasyonel olarak baktığımızda. Yani bilgi kurulduğunda biz işte Kuştepe'de bir avuç öğretim üyesi, bir avuç öğrenci ve bir avuç programdık. Bugün bilgi 20 bini aşkın öğrencisiyle neredeyse her alandaki programlarıyla dev sayılabilecek bir yapı halinde. Bu tabi bilginin kurumsallaşmasında, işleyişinde çok ciddi değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu çerçevede hani kuruluş döneminin mütevelli heyeti de bugün farklılaştı. İşte Laureate International Universities ile ilişkiler kuruldu. Yani organizasyonel manada bilgi aynı değil. Ama zannederim bütün bu büyümeye rağmen diyeceğim, şunu herkes müşahede eder, o özgürlükçü kimlik bilgide hala var. Yani bugün bilginin bir öğretim üyesi kalkıp mütevelli heyet başkanını rahatlıkla eleştirir. Yüzüne karşı da eleştirir, internet gruplarında da eleştirir. Şimdi bu böyle Türkiye'de her vakıf üniversitesinde çok kolay olan bir şey değil. Mütevelli heyet başkanı da bundan hani rahatsız olmaz, tersine memnun olur. Rektör zaten her gün eleştirilir. Öğretim üyesi hoca ilişkilerinde bu böyledir. Hocaların idareyle ilişkilerinde bu böyledir. Yani özgürlükçü kimlik zannederim bilgide hala korunuyor. Toplumsal hassasiyet dersek o doku hala var. Yani bilgiyi var eden o değerler aslında o kadar sağlam oturmuş ki
bütün bu yıllar içerisinde de bütün bu değişikliklere rağmen hala bilgiyi karakterize eden iki önemli unsur diyebilirim. Hocam sürekli büyüyen bir üniversiteyiz daha demin bahsettiğiniz gibi. Sizce önümüzdeki yıllarda bilgi nerede olacak, nasıl olacak? Aslında galiba biraz soruların cevaplarını önceden de veriyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bilginin büyümesi bir açıdan güzel bir şey. Çünkü ben bilginin Türkiye'de çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu proje ne kadar çok kişiye erişebilirse aslında o kadar kıymetli bir işi yapmış oluruz. Diğer yandan büyümenin getirdiği riskler var. Evet. Yani büyümenin bilgiyi eden değerleri kaybettirmesi gibi bir riski var. Aramıza farklı alanlar katılıyor, farklı kültürler katılıyor. Büyüyen sayılar içerisinde bazı değerleri yönetebilmek, koruyabilmek o kadar kolay olmayabilir. Dolayısıyla belki bilginin önümüzdeki yıllarda önündeki en büyük soru bu büyümeyle birlikte bu değerlerin korunması sorusu olacak. Başarır mı? Ben başaracağına inanıyorum. Dün bir meslektaşımla sohbet ediyorduk. O söyledi bana, ya dedi burası öyle bir pota olmuş ki dedi, yeni gelenler bile hemen kendilerini bu kültüre intibak ettiriyorlar. Zannederim bilgi bunu başaracak ve Türkiye'nin çok önemli özel vakıf üniversitelerinden bir tanesi olarak Türkiye'de faaliyetlerine devam edecek. Peki hocam son olarak yeni üniversite öğrenci adaylarına tavsiye edeceğiniz şeyler var mı da bu tercih döneminde? Ne yapmalılar sizce? Yolları açık olsun diyorum. Bu dönemde onlara akıl veren çok olur. Şunu evet, yap bunu özellikle et aileler. Diye. Ailelerden olur. Her taraftan olur. Özellikle ailelerden olur. Hocalardan olur. Bu işin bir bilenleri vardır. Onlardan olur. Tabii ki hepsini dinlesinler. Bunların hepsi değerli görüşlerdir. Ama son tahlilde hayat kendi hayatları. Kendileri bunu yaşayacaklar. Akılları, gönülleri neyi söylüyorsa onu yapsınlar. Hocam ben çok teşekkür ederim. Ben tekrar, çok teşekkür tekrar. Ederim. Çok mutlu gerçekten, oldum birlikte çok olmakta. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet, Remzi Hocam'la bilgili olmak nedir onu konuştuk. Canlı yayınlarımız tüm gün boyunca devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.